Arkadaşlar merhaba. XRH deneme 9'dayız. Birinci soruyla hemen başlıyoruz. Türkiye'nin mutlak ya da matematik konumu düşünüldüğünde aşağıdaki yerlerden hangisi kutup yıldızını daha büyük açıyla görür? Unutmayın, dünyada kutup yıldızı sadece kuzey yarımkürede var. Tam şurada. O zaman nasıl? Kuzey yarımkürede kuzeye doğru gidersem kutup yıldızının görünme açısı ne olur? Artar. Daha büyük açıyla görünür. En kuzeydeki yeri bulmam lazım. Kuzeye gidersem kutup yıldızını daha büyük açıyla görürüm. En kuzey Sinop, İnceburun arkadaşlar. Beysun, toprak tutan Hatay, en güney. Aras Kavşağı, en doğu. Bababurnu, Avlaka Burnu. Bu da Çanakkale, Gökçeada'da en batı ucumuz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, aşağıdaki yerlerden hangisi farklı bir fay hattında yer alır? Türkiye'yi şöyle düşündüğümüz zaman, bakın şu Kuzey Anadolu fay hattı, yani Kaf, Hatay'dan gelip Adıyaman, Maraş, Elazığ, Malatya üzerinden gelen de Daf, Doğu Anadolu fay hattı. O zaman Erzincan, Düzce, Bolu, Sivas, Kuzey Anadolu fay hattı, ama Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da Doğu Anadolu fay hattı arkadaşlar. Cevap Edirne. Üçüncü soruyla birlikteyiz. Türkiye'de volkanik arazilerden dolayı maden zenginliği fazladır. Buna göre aşağıdaki madenlerden hangisinin varlığı yukarıdaki bilgiyle açıklanamaz? Bakın arkadaşlar, volkanik arazilerden kaynaklı diyor. Bor mineralleri, bakır, çinko, antimon, demir, manganez, bunlar hep volkanik madenler. Bakın, asfaltit, yani kurumuş petrol, linyit, taş kömürü, enerji kaynaklarından yine doğal gaz, petrol, turba, linyitin bir türü. Bunlar volkanik değil, organik madenler. Hayvan, canlı kalıntıları, bitki kalıntıları. Anlaştık. Bu notu alın arkadaşlar. Dördüncü soruyla birlikteyiz arkadaşlar. Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangilerinin bitki fosillerinden oluştuğu söylenebilir? Bitki fosillerinden, şimdi geldim. Bakın, linyit, taş kömürü arkadaşlar, bitki fosili. Tamam mı? Doğalgaz, petrol ise hayvan fosilidir. Bunu böyle bilirim. Bitki fosilini sormuş. Linyit, taş kömürü. Yanına bir de arkadaşlar ne alabiliriz biliyor musunuz? Daha genç bir linyit, turba. Turba alabiliriz. Değerli arkadaşlar, aşağıdaki ağaç türlerinden hangisinin bataklıkların kurutulmasında faydalı olduğu söylenebilir? Okaliptüs ağacı uzun boyludur arkadaşlar. İçerisine litrelerce, onlarca litre su tutar. Yerin altındaki suyu tutar, içinde çeker. Onun için bataklık kurutacaksanız okaliptüs dikmelisiniz arkadaşlar. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Bakın, oksitlenme sonucu, dikkat, kırmızı renkli peri bacaları olarak da bilinen neresi? Kırmızı renkli peri bacaları Erzurum, Narman arkadaşlar. Nevşehir, Kapadokya, Van'da Vanadokya, Manisa'da Kuladokya peri bacaları var. Ama Erzurum'da arkadaşlar Narman kırmızı peri bacaları var. Telerosa'nın kırmızı olmasıyla aynı sebebe bağlı arkadaşlar. Çernozum topraklarıyla ilgili hangisi yanlıştır? Volkanik sahalarda yer aldığı için humus bakımından zengindir. Humusça zengin olmasının sebebi volkanik arazi mi? Değil. Çayırlar olduğu için humusça zengin. Verimlidir. İklimin sertliğinden dolayı tarımsal faaliyetler kısıtlıdır. Erzurum, Kars'ta yaygındır. Kara topraktır olarak da bilinir. Cevap Adana. Çernozyumun çok verimli olmasının sebebi volkanik araziyle ilgili değil. Lütfen dikkat. Çayır altlarında olduğu için humus bakımından zengin. Peki, gelincik, sığır kuyruğu, geven, sütlen, ÖSYM son yıllarda bunlara hasta. Ağaç soruyor, bitki soruyor, bunlar nerededir diyor. Bakın, geven, sütlen, işte çoban yastığı geven, işte sığır kuyruğu, gelincik ya da mesela size bir şey daha söyleyeyim ben. Üzerlik, böyle boncuk Anadolu'da yakıp iplere takıyorlar, böyle nazarlık olarak evlerin önüne asıyorlar. Üzerlik nerede? Nerede arkadaşlar üzerlik? İç Anadolu bölgesinde.
Değer Akış'a 9. soruyla birlikteyiz. Taş ve toprak kullanılarak kubbe şeklinde inşa edilen ev türü. Bakın şöyle şöyle arkadaşlar, Urfa'ya özel bir ev türü kubbe şeklinde. Adı ne? Tonoz arkadaşlar. Tonoz bilginiz olsun arkadaşlar. Urfa'da tonoz. Arkadaşlar 10. soruyla birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Bir ülkenin nüfus piramidine bakıldığında aşağıda verilen gibi çıkarımlardan hangilerine ulaşabilir? Nüfus piramidine bakarsam aktif nüfus, çalışan nüfus demek. Kaç kişi çalışıyor? Bak, çalışma çağındaki nüfus demiyorum. Direkt çalışan. Bunu buradan göremem. Ama çalışma çağındaki deseydi doğruydu. Genç nüfus oranı arkadaşlar, genç nüfus oranı kesinlikle, genç nüfusun oranı çıkar. Bakarsın. Nüfusun yoğunluğunu bulamam çünkü yüz ölçüm yok. Cevabımız yalnız 2 arkadaşlar. Yalnız 2. Nüfusun yoğunluğunda da yüz ölçüm yok. 11. soruyla birlikteyiz. Belli bir yerde yoğun olarak yetiştirilen tarım ürünlerine monokültür denir. Hangisi monokültürdür? Monokültür. Malatya'da kayısı monokültür. Ordu'da fındık monokültür. Iğdır'da pamuğa monokültür diyemem arkadaşlar. Niye derseniz, Iğdır'da pamuk her yerde yok ki. Iğdır'ın her yeri pamuk değil çünkü. Öyle düşünün. Monokültür olması için dağı taşı ondan olması lazım. Ha hocam, mikroklima mı? Tamam, mikroklima, ama mesela Anamur'da muz da hem mikroklima hem monokültür. Mikroklima olduğu için demiyoruz. Az olduğu için, belli noktalarda olduğu için Iğdır'dakini sayamıyoruz. Adam bana monokültürü sormuş. Monokültür, Malatya, kayısı. O zaman cevabımız Ordu fındık, cevap 2 ve 3 arkadaşlar. 12. soru. Yukarıdaki haritada gösterilen işaretli alanlarda yoğun olarak yetiştirilen hayvan hangisi? Arkadaşlar burada hangi hayvanımız var? Adam bize sormuş. İnek demiş, manda demiş, kümes hayvanı demiş, tiftik keçisi demiş. Bakın, Diyarbakır 1. Antalya, Bursa, Elazığ, Hatay. Ne biliyor musunuz? İpek böcekçiliği arkadaşlar. İpek böcekçiliği. 13'e geldim. 13'te ne var? Tarımda makine kullanımının artması aşağıda verilen gibi özelliklerden hangilerini etkiler? Tarımda makine kullanımı hasatın zamanını değil, aman, süresini etkiler. Hasat zamanı ne zaman olgunlaşacağı? Ne zaman olgunlaşır? Hava sıcak olunca. Ne kadar sıcaksa o kadar çabuk olgunlaşır. Hasatın süresini etkiler ama. İşte eleme ile 10 güne yaparsan biçer döverle işte 2 saatte yapıyorsun. Öyle düşün. O zaman gitti. Ekim alanlarını genişletir. Daha fazla eker insanlar tarım alanları. Bir de şöyle bir şey var. Meraları da bazen ister istemez tarım alanına çeviriyorlar çiftçiler. Tarım alanına çevirdikleri için arkadaşlar, tabii ki makine kullanımı da meraların alanını daraltıyor. Yani istenmeyen bir sonuç, ama bu kötü bir şey tabii ki. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Türkiye'de en fazla gelişen sanayi kolu için. Türkiye'de en fazla gelişen sanayi kolu arkadaşlar. En fazla gelişen sanayi kolu tekstil. Tekstilde ihracat fazladır. Doğru. İstihdamı en fazla olan, istihdamı fazla. Evet doğru. Kesinlikle. Dünya pazarlarında rekabet gücü fazladır. Evet, Türkiye tekstilde çok önemli. Edirne arkadaşlar. 15. Yukarıdaki sanayi kollarının dağılımı düşünüldüğünde Türkiye'de sayıca en fazla olandan en aza doğru. Sayıca en fazla olan otomotiv, petrokimya, ferrokrom. 10-15 tane neredeyse. İstanbul, İzmit, Sakarya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Aksaray. Bunun da Bursa araba fabrikaları var. Çok. Petrokimya arkadaşlar, iki bölge hariç her bölgede var değil mi arkadaşlar? Bundan dolayı arkadaşlar mesela Doğu Anadolu bölgesinde petrokimya yok, yani rafineri yok, rafineri. Bir de Karadeniz'de yok. 5 tane var rafinerimiz. Ferrokrom Antalya ve Elazığ'da var. O zaman sıralama fazladan aza doğru dediği için 1, 2 ve 3 arkadaşlar. 16. soruyla birlikteyiz. Arkadaşlar Türkiye'nin aşağıdaki ülkelerden hangisine yaptığı dış ticarette verdiği cari açık daha fazladır? Biz dışarıdan mal alınca açık veriyoruz. En çok açığımız Rusya'da.
ne alıyoruz? Doğalgaz. Peki yaptığımız ticarette hangi ülkeyle fazla veriyoruz? Arkadaşlar Irak. Irak'la fazla veriyoruz. Hocam ama bu hangi yıl? 2019 verileri. Bakalım seneye ne olacak arkadaşlar? Aşağıdaki illerden hangisi hem Yeşilırmak projesine hem de Doğu Karadeniz projesi kapsamında yer alır? Amasya'da arkadaşlar bunlar alındı. Amasya, değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir güncelleme var. Amasya'da arkadaşlar artık bu kapsamda Amasya, Tokat, Samsun arkadaşlar bunlar Amasya, Tokat, Samsun bunlar arkadaşlar Yeşilırmak ve Doğu Karadeniz projelerine alındı arkadaşlar. Bilginiz olsun çünkü bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşlar sizin için şöyle bir şey yaptım. Kalkınma projelerini şöyle güncelini size ben şöyle göstermek istiyorum. Bakın değerli gençler şuradaki olaya bakın. Kırmızıyla belirttiklerim var ya bakın. Bakın şunlar. Amasya Çorum, Samsun Tokat. Amasya Çorum, Samsun Tokat. Hem Yeşilırmak'ta hem Dokap'ta. İkisinde de. Bakın aşağıda daha net yazmışım. Amasya Çorum, Samsun, Tokat illeri iki projenin de kapsamındadır. İki projenin de kapsamındadır. O zaman şöyle baktığımız zaman değerli arkadaşlar, beraber baktığımız zaman her ikisinin de kapsamında olan arkadaşlar ne var burada? Ne var? Samsun arkadaşlar. Samsun'u alıyoruz. Tokat var mı? Tokat'ı alıyoruz. Bakın burada Samsun'la Tokat'ı hemen ne yaptık arkadaşlar? Aldık. Samsun, Tokat ikisinde de var. Hocam ne oldu o zaman bu soru? Arkadaşlar bu soru o zaman çift cevap oldu. Değil mi? Artık çünkü değişti arkadaşlar. Artık bir şeylere biz yaptıkça onlar yine değişiyorlar. Gördünüz mü? Bunlar arkadaşlar her iki projede de var. Şuna bakmak isterseniz değerli arkadaşlar. Dilerseniz şöyle yapayım ben. Eğer bakmak isterseniz bakın arkadaşlar. Ekran görüntüsünü almanız için size ben bunu gösterdim. Evet arkadaşlar. Evet son sorumuza geldik. Diyor ki yukarıdaki Türk haritasında işaretli yerlere ilgili hangisi yanlıştır? Bir numaralı yerde kış turizmine rastlanılır. Antalya'da kış turizmi var. Saklıkent kayak tesisi. İki numaralı yerde tarihi turizm gelişmiştir. İstanbul en fazla turist alanında Ayasofya'dır orada. 3 numaralı yerde yayla turizmi gelişmiştir. Arkadaşlar Karadeniz bölgesinde yayla turizmi gelişmiş. 4 numaralı yerde turizmin gelişmesinden dolayı çevre kirliliği fazladır. Arkadaşlar unutmayın çevre kirliliğine turizm doğrudan sebep olmaz. Çevreyi kirleten nedir? Sanayidir. Turizm çevre kirliliği doğrudan yaratmaz. Turistin attığı bir çöp, bir sigara, izmariti bunlar çevre kirliliği doğrudan sayılmaz arkadaşlar. Kalıcı kimyasal sızıntı lazım. Turistlerde böyle bir sızıntı yok. 5 numaralı yer doğal yer şekillerinden dolayı turist alır. Nevşehir, Peribacaları cevabımız Denizli arkadaşlar. Diğer arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum herkese. Hoşça kalın.